Sorularla Sözler programımızın değerli takipçileri, programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kur'an'ın icazının mucizevi boyutu anlatılıyor. 25. söz de 5. lema 3. ışık. Evet. Evet. Kur'an'ın camiyetinin anlatıldığı bölümden Kur'an'ın icazının mucizevi boyutu anlatılıyor burada. Şöyle bir ifade geçiyor. Hem kah olur ki bir kelimenin içine sarihan, işareten, remzen, imaen bir davanın çok bürhanlarını derc eder diyor Kur'an-ı Kerim için. Bu sarahat, işaret, remiz, ima ne demektir? Ne manaya geliyor? Bunların her birisi delalet mertebeleri. Yani lafzın manaya delaleti ya sarihandır, açıktan. Evet. Veya işaretendir. Hı hı. Veya bunun biraz daha gizli şekli remizdir. Biraz daha böyle karanlıkta göz kırpmak gibi adeta. Ama yine orada da bir hafiften bir işaret var. Buna da ima deniyor. Yani burada açık manadan işaretin dereceleri gittikçe zayıflayacak şekilde bir sıralama söz konusu. Sarahat, işaret, remiz, ima. İşaret-ül icazda bunların çok güzel bir şekilde kullanıldığı görülüyor. Ayet sarahatıyla şunu ifade eder deniliyor. Şuna da işaret eder, şuna remz eder, buna bir imada bulunur gibi bu tarz şeyler var. Yani ne gibi? Mesela وَاِذَا قِيلَ لَهُمْ اَمِنُوا كَمَا اَمَنَا النَّاسِ. Evet. O münafıklara insanların iman ettiği gibi siz de iman edin denildiğinde. Burada denildiğinde demek ki denilmesi gerekiyor. Nehyanil münker, emri bil maruf, nehyanil münker farzdır. Evet. Ve kimin dediği belirtilmemiş demek ki farz-ı kifayedir. Herkes bunu yapamaz. Sonra اَمِنُوا كَمَا اَمَنَ النَّاسِ. İnsanların iman ettiği gibi siz de iman edin. Demek ki iman edenler insan. İmanı yoksa insan değil. Yani imanı olmayan insan olamaz. O da bir ayrı bir orada mani. Ayrı bir işaret mertebesi gibi. Orada ayrıntılarıyla bunlar anlatılıyor. İşaret-ül İcaz dikkatle okunduğunda orada ayetin sarahatı, işareti, remzi, iması mertebe mertebe çok örnekleriyle görülebilir. Ben kolay anlaşılabilecek bir örnek vereyim. Mesela yuhricul hayye minel meyyit ve yuhricul meyyite minel hay. Allah ölüden diri, diriden ölü çıkarır. Ayetin evet. Meali bu. Sarahatı nedir? Hakikaten Allah-u Teala cansız maddelerden canlıyı yaratıyor. Yediğimiz gıdalar cansızdır. Evet. Vücudumuzda canlı hale geliyor. Ölüden diri. Ve dirinin ölümünü görüyoruz. İnsanlar ölüyor, bitkiler ölüyor, hayvanlar ölüyor. Bunu da görüyoruz. Bu açık mana. Ama işari bir mana olarak da denilmiş ki işte Hazreti Nuh'un oğullarından birisi iman etmemiş. Kur'an bize bunu anlatıyor. Diriden ölü. Yani oğlu manen ölü vaziyette. Hazreti İbrahim gibi bir peygamber, put yapıp satan bir babanın oğlu, ölüden diri. Bu da işari bir mana olarak değerlendirilmiş. Bu şekilde mana mertebeleri var. Bir insan, bir insan bile diyelim daha doğrusu, eğer kelimelerini, cümlelerini çok özenle seçerse, o cümlelerin içine çok manaları yükleyebilir. Ve cümlenin vurgusundan, söyleniş şeklinden, cümlenin kuruluş şeklinden pek çok yan manaları çıkarmak da mümkündür. Evet. Doğrudan bir açıktan anlattığı mana vardır. Ama öte yandan da işaretleri vardır, telmihleri vardır, remizleri vardır, imaları vardır. Beşer kelamında bile bu olabildiği gibi Kur'an-ı Kerim'e bakıldığında oralarda pek çok işaretler, remizler, imalar görmek mümkün. Evet, Allah razı olsun.
Yine konumuzla alakalı olarak Kur'an-ı Kerim kesreti anlatıyor. Sonra vahdete dönüyor. Evet. Dolayısıyla bu anlatım tarzı usul nasıl oluyor? Kesret ne demek? Vahdet nedir? Evet. Bunu bir izah etmemiz mümkün. Yani kesret çokluk anlamında. Alem kesrettir. Evet. Vahdet ise bütün yollar Allah'a çıkar. Her şey Allah'ı gösterir. Alemde Allah'ı görebilmektir. Evet. Kur'an-ı Kerim kesretten vahdete bizi götürüyor. Yani bu bir nevi şuna benzer. Resmi bir bütün olarak görebilmek. Resmin çok parçaları olduğunu düşünelim. Puzzle tarzında. Evet. Bunları düzgün bir şekilde yerleştirirsek tek bir resim ortaya çıkacaktır. Diyelim tavşansa tavşan diyeceğiz. Ama diğer türlü baktığımızda parça parça çok değişik şeyler. İşte kainat bir bütünlük arz ediyor. Kainat sema ve arz olarak ayrılıyor. Biz şu an arzdayız. Sema üzerimizdeki alem. Ve bunlar birbirinden kopuk şeyler. Yer, gök birbirinden ayrı şeyler. Ama ayrı da değil. Birbiriyle alakadar şeyler. Neden? Mesela Kur'an-ı Kerim وَفِ السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ diyor. Rızkınız semada. Isı ışık gökten geliyor. Yağmur gökten geliyor. Gökten yağmur yağmasa yerden bir şey bitmeyecek. Böyle olunca maddi rızkımız semada. Manevi rızkımız da vahiy ile geliyor. Vahiy semavidir. Kalplerin, gönüllerin, akılların gıdası yine semavidir. Ve her ne kadar güneş bizden 150 milyon kilometre uzaktaysa da dünyamız da bir bütünlük arz eder. Yani bizde gözü yaratan kimse oraya güneşi yerleştiren de odur. Ve tam gözün göreceği şekilde oradan ışık gelmektedir. Ve birbirini tamamlamaktadır. Ve bunlar anahtarla kilidin birbirine uyumu gibi birbiriyle tam bir uyum halindedir. Evet. Kilidi yapan kimse anahtarı yapan da odur kabilinden. Bu şekilde alemde bir bütünlük var. Normal şartlarda insanlar kesrette boğulur. Alemi parça parça olarak görür. Ama Kur'an'ı okuduğumuzda Kur'an bizim elimizden tutar, kesretten vahdete ulaştırır. Evet, Allah razı olsun. Yine üçüncü ışıkta Bediüzzaman Hazretleri Rum Suresi 17. 27. ayete kadar olan bölümde 6 defa ve min ayatihi ve min ayatihi diye başlayan bir ayet silsilesini nazara veriyor. Evet. Burada vahdetle de alakalı bunlar. Bu ayetlerde neler anlatılıyor? Buna bir açıklama yapabilir misiniz? Evet. Yani sizin de ifade ettiğiniz gibi sadece bir işaret edilmiş orada. Evet. Ayetin başı sonu, ayetlerin başı sonu verilmiş. Ama arada 10 ayet var. 17'den 27'ye kadar. Ve burası vahdeti anlatan ayetler. Evet. Tevhidi anlatan ayetler. Ben kısa bir meal olarak arz etmeye çalışayım. Buyurun. Fesubhanallahi, Allah'a tesbih edin. Hine tumsun, akşama girdiğinizde ve hine tusbihun ve sabaha girdiğinizde. Akşama girdiğinizde, sabaha girdiğinizde Allah'a tesbih edin. Namaz kılın manasında da bu anlaşılmıştır. Çünkü devamıyla beraber beş vakit namaza bir işaret olarak görülmüştür. Namazda tesbih de var mı? Var. İşte rükuda tesbih var, secdede tesbih var. Bazen namazdan kıyam olarak da ifade edilir. Bazen secde olarak da ifade edilir. Bazen tesbih olarak da ifade edilir. Evet. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Göklerde ve yerde hamd ona mahsustur. وَاَشِيَّنْ ve akşam vakti وَحِينَ تُزْهِرُونَ ve bir de öğle vakti yine Allah'a tesbih edin. Namazınızı eda edin. يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ Allah ölüden diriyi çıkartır. Ve yuhricul meyyite minel hay, diriden de ölüyü çıkartır. Evet. Biraz önce bahsi geçmişti. Ve yuhil arda bade mevtihe, ölümünden sonra arzı, yeryüzünü diriltir. Hayat verir.
Baharda bunu görüyoruz. Kışın yeryüzü adeta ölü bir vaziyetteyken bahar geldiğinde canlanıyor ve diriliyor. Bu öldükten sonra dirilmenin de bir misalidir. Ve kezalike tuhracun, işte siz böyle çıkarılacaksınız. Yerin altındaki tohumlar bereketli bahar yağmurlarıyla diriliyor. Onlar nasıl çıkıyorsa siz de kabirlerinizden böyle çıkartılacaksınız. Daha sonra ve min ayatihi, işte 6 tane ve min ayatihi burada başlıyor. Onun ayetlerindendir. Ayet derken alamet, Allah'a alamet olan şey. Mesela bayrak devletin alametidir. Dalgalandığı yerin o devlete ait olduğunu gösterir. Kainatın tamamı tevhid bayraklarıyla dolu. Her tarafta tevhid bayrakları, flamaları dalgalanıyor. Ve bir kar tanesinde de tevhid mührü var. Efendim, kocaman güneşin cephesinde de tevhid mührü var. Hepsi Allah'ı anlatıyor. Bu açıdan Kur'an-ı Kerim yaratılanları Allah'a delil olarak nazara verir. Ve buna ayet der. Kur'an'ın da ayetleri var. Bunlar kelami ayet. Kainat kitabının ayetleri tekvini ayet. Allah kelami ayetleriyle de kendini bize tanıtıyor. Kainat kitabının tekvini ayetleriyle de kendini bize tanıtıyor. Hatta vahiy noktasında düşündüğümüzde Kur'an tarzındaki vahye peygamberler muhatap olmuş. Allah onlara vahyetmiş. Ama tekvini ayetlere hepimiz muhatabız. Evet. Yani görüyoruz, müşahede ediyoruz ve bunlardan Allah'ın varlığına intikalde bulunuyoruz. İşte ve min ayatihi, Allah'ın ayetlerindendir. En halagakum min turab, sizi topraktan yaratması ayetlerindendir. Bazıları bunun açıklamasında atanız Adem'i topraktan yaratması Allah'ın ayetlerindendir demiş. Tamam, Kur'an-ı Kerim'de onun topraktan yaratıldığı anlatılıyor. Ama burada Adem demiyor ki en halagakum, sizi yaratması. Biz de toprağın çocuklarıyız. Yunus Emre diyor ya, ete kemiğe büründüm, Yunus diye göründüm. Ama evveli toprak. Yediğimiz bütün gıdalar toprağa dayalıdır. Ve toprağa dayalı olduğunun delili veya topraktan geldiğimizin delili, öldüğümüz zaman toprak haline geliyoruz. Dolayısıyla biz de doğrudan topraktan yaratılmışız. Evet. Sümme izâ entüm beşerun tenteşirun. Sonra bakarsınız ki siz beşer olarak intişar etmişsiniz, her tarafa dağılmışsınız. Ve Hazreti Adem nerede yaratıldı bilemiyoruz. Muhtemelen Orta Doğu'da, insanlığın ilk yerleşim alanı. O yönde rivayetler de var veya bazı kitaplarda bilgiler var. Ama insanlık şu an Orta Doğu'dan ibaret değil. Dünyanın hemen her tarafında insanlar var. Beşer olarak her tarafa yayılmışız. Ve Hazreti Adem ve Havva'nın şu an yeryüzünde 7 milyardan fazla torunu var. Ve min ayatihi en halaga lekum min enfusikum ezvacen litesekunu ileyha. Kendileriyle sükunet bulmanız için kendi cinsinizden eşler yaratması Allah'ın ayetlerindendir. Ya bu öyle büyük bir ayet ki, mesela dünya nüfusu 7 milyar ve kadın erkek oranı itibariyle baktığımızda birbirine yakın. Biri diyelim %48, diğeri %52. Yani kesin oranını bilmiyorum da, ama birbirine yakındır, uç değildir. Biri %80, biri %20 değildir. Ve böyle denge, bir şey, denge var yani. Denge. Böyle bir şeyin gerçekleşmesi için bu iş insanlara bırakılsa dünya çapında meşveret yapılması gerekir. Ve herkesin kendisinin karar vermesi gerekir. Evet. Yani işte erkek nüfus azalmış, bizimki erkek olsun. Veya kız nüfus azalmış, bizimki kız olsun gibi. Onun da tabii dünya çapında bir iletişim neyle olacak mümkün değil. Halbuki kimsenin kimseden haberi yok. Allah-u Teala kadın erkek şeklinde, kız erkek şeklinde insanları yaratıyor. Bu çok büyük bir ayet. Evet. Ve bir de birbirine mukabil yaratılmış. Yani kadın erkek birbirini tamamlayacak şekilde. Hani bir elmanın iki
kısmı gibi, iki şıkkı gibi birbirini tamamlayacak şekilde yaratılmış. Ve ceale beynekum mevetteten ve rahme, o aranızda bir sevgi ve bir rahmet meydana getirdi. Yani kadın erkek arasında bir sevgi, bir meyil, birbirini tamamlamaya yönelik Allah bunu var etti. Bir cazibe var. Evet. İnne fî zâlike le âyât li kavmin yetefekkerûn. Bunda düşünenler için ayetler var. Düşünmeyene bir şey yok. Ama düşünenler için ayetler var. Evet. Ve min âyâtihi halgus semâvâti vel ard. Allah'ın ayetlerinden birisi de gökleri ve yeri yaratması. Yani gökler ve yer yoktu. Kâne Allah ve lem yekun mâhu şey. Allah var, başka hiçbir şey yoktu. Gökler ve yer var oldu. Yani yoktan var olmak, yani biz bunun misalini görmüyoruz ama belki şu olabilir. Hani bazı sihirbazlar elinde bir torba oluyor. Daldırıyor, çıkarıyor. Tavşan. Daldırıyor, çıkarıyor. Diyelim güvercin. Güvercin. Daldırıyor, çıkarıyor. Başka bir varlık. İşte emrikün feyekün. Allah yoktan güneşi çıkardı. Yoktan dünyayı var etti. Yoktan insanları var etti gibi. Hani bir yerde, risalelerde en mahir sihirbazlar toplansalar bunların emsalini yapamazlar diye geçiyor ya. Evet. Yani sihirbazın yaptığı göz boyamadır. Var olan bir şeyi aslında bize gösteriyor. Biz o anda yoktan meydana gelmiş gibi görüyoruz. Ama Allah-u Teala halakas semavat vel arda bil hak, gökleri ve yeri hak olarak yarattı. Sanal değil, gerçek bir dünya olarak yarattı ve bize gösteriyor. Vaktilâfü elsinetikum ve elvânikum, dillerinizin, renklerinizin farklı oluşu, bu da Allah'ın ayetlerindendir. Diller derken, yani farklı diller konuşuyoruz. Sesi buna dahil edebiliriz. İnsanın sesi de bir kimliktir, sima gibi. Yani renklerinizin farklılığı, renk nasıl ki ayırt etmekte önemli oluyor. Burada da simayı da buna dahil edebiliriz. Simalar da farklıdır. Ses ayrı bir kimlik, sima ayrı bir kimlik. Ve tabi Allah'ın icraatı, Allah renkliliği murad etmiş. Nasıl ki alemde elvan-ı seba 7 renk var. Milletler de farklı farklı. Ve milletler içinde fertler farklı farklı. Her milletin belki belli bir tipi var ama ayrıntılarda hiçbir fert diğerinin aynısı değil. İnne fî zâlike le âyâtin lil âlimîn. İşte bunda alimler için, bilenler için ayetler vardır. Ya bilmeyene bir şey yok. Ama bilenler için gerçekten düşünüldüğünde... Mesela DNA, bu bir bilim şeyi. Tabii DNA'yı vatandaş bilmez. Ama alim olanlar DNA'daki her bir DNA'da farklı bir kimliğin olmasını bilirler. İmanları daha kuvvetli olur. Evet. Ve min hayatihi menamukum billeyli. Gece uyumanız ve nehar ve ibtigaukum min fadlihi ve gündüz Allah'ın lütfundan böyle rızık aramanız Allah'ın ayetlerindendir. Uykunun nimet olduğunu insan uyuyamayınca daha iyi anlıyor. Evet. Yani olur ya, bazen uykusu kaçar, sağa sola döner, bir türlü uyuyamaz. Veya kafasında bir problem vardır, ondan dolayı uyuyamaz. Ve bundan bayağı bir rahatsızlık duyar. Uyuduğunda rahatlamış oluyor. Kalktığında dinlenmiş olarak kalkıyor. Ve bir de gündüz çalışmak. Yani gece uyumak için, gündüz çalışmak için. Allah'ın lütfundan rızık aramak için. Tabi burada Kur'an'ın kelimeleri çok dikkat çekici. Yani sadece gündüz rızık aramanız demiyor. Allah'ın lütfundan rızık aramanız için. Lütfedecek olan O'dur. Tevhidin özelliği. Evet. Ya böyle ayrıntılarda bile tevhidi anlatıyor. Yani ben yaptım, ben ettim, ben kazandım deme. Diyelim ava gidenler işte nasiplerine ne çıkacak bilmiyor. Ve dolayısıyla nasıl desem bir heyecan oluyor orada. Acaba bugün ne kazanacağız? Ama memur olanlar, sabit geliri var. Onlar o heyecanı belki kaybediyor. Evet. Acaba bugün ne kazanacağız gibi
onu kaybediyorlar. Halbuki her insanın her gün lütfu ilahiden çok özel kazançları olabilir. İlla bu maddi kazanç olması gerekmez. Doğru. Manevi rızıklar da buna dahildir. Yeni öğrenimler, yeni kazanımlar buna dahildir. İnne fî zâlike le âyât li kavmin yesmaun. Bunda dinleyen kimseler için ayetler vardır. Yani bunu dinlerseniz burada çok ayetler olduğunu görürsünüz. Ve min âyâtihi, yine Allah'ın ayetlerindendir. Yurikumul berk havfen ve tamaa. Korku, ümit arasında Allah size şimşeği gösteriyor. Yani şimşek böyle basit bir olay değil. Ve her bir şimşek çaktığında çok muazzam bir enerji açığa çıkıyormuş. Öyle ki karanlık gökyüzü bir anda aydınlanıyor gecenin karanlığında. Eğer biz o enerjiyi depolayabilsek, ayrıca enerji santralleri yapmaya, barajlar yapmaya lüzum yok. Sadece bu şimşeklerden elde edilen enerjiyle bütün insanlık idare eder. Çok muazzam bir enerji varmış. Ama henüz o sistemi kuramadık. Henüz beşerin bilgisi o noktaya gelmedi. İşte buluttan böyle şimşeği çıkarması, öyle bir enerjiyi açığa çıkarması onun ayetlerindendir. Korku ümit arası değişi de, hani şimşek çakarken insanlar biraz da korkuyor ya, ama peşinden yağmur da gelecek, orada da bir ümit var. Ve yunezzilu mines semai ma'a, ve Allah semadan bir su indiriyor. Semadan su derken kar da dolu da yağar ama neticede onlar da sudur. Suyun değişik görünümleri. Evet. Dolu da yağsa, kar da yağsa neticede su yağmaktadır. Feyuhyi bihil arda ba'de mevtihe. Allah ölümünden sonra arzı bu şekilde diriltir. Gökten yağmur yağdırır, yeryüzüne hayat verir. İnne fî zâlike le âyâtin li kavmin yâkilûn. Bunda aklını kullanan kimseler için ayetler vardır. Yani akıl, fonksiyonel akıl olmalı. Yani Kur'an-ı Kerim'de müstakil olarak mesela bir göz gibi akıl geçmiyor. Akıl sadece fiil olarak geçiyor. Evet. Akıl çalışırsa akıl. Diğer türlü ha var ha yok. Doğru. Böyle bir incelik var. Buna fonksiyonel akıl diyorlar. Ve min âyâtihi en tegûme s-semâ'u vel ardu bi emri. Onun ayetlerinden birisi de sema ve arzın, yani gök ve yerin onun emriyle ayakta durmasıdır. Mesela şu anda ben bunu tutuyorum. Bıraksam düşecek. Dünya ayrıca bir el onu tutmuyor. Bizim gördüğümüz bir el yok. Veya güneş bir lamba gibi düşünülürse yukarıya bir yere asılmış değil. Boşlukta. Ve öyle büyük bir kitle ki dünyadan 1.400.000 defa daha büyük deniliyor. O kadar büyük. 150 milyon kilometre uzakta olduğu için bize şöyle bir şey görülüyor. Ama aradaki mesafe çok fazla. Ta 150 milyon kilometreden dünyayı aydınlatıyor ve ısıtıyor. Ve ayakta durması, yani dağılıp gitmemesi, fırlayıp gitmemesi, bir yörüngede böyle yoluna devam etmesi, dönerek gitmesi falan. Bütün bunlar gerçekten çok müthiş durumlar. Benzeri bir durum dünya için söz konusu. Evet. Mesela insanlar ilk uçakları yapmakta bayağı başarısız oldular. Uçaklar önce düştü. Şu an insansız hava araçları var. Bunlar işte keşif uçuşları yapıyor. Ama enerjisi bitiyor. Neticede yere düşüyor bunlar. Ama dünya nasıl bir enerjiyle döndürülüyorsa, güneş nasıl bir enerjiyle döndürülüyorsa, rayına sokulmuş, yörüngesine girmiş ve yaratıldığı günden bu yana o yörüngede bunların hareketi var. İşte onun emriyle gök ve yerin ayakta durması, bu kayyum ismi aynı zamanda. Cenab-ı evet. Hakk'ın kayyum ismi. Onun ayetlerindendir. ثُمَّ اِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الْاَرْضِ.
Sonra yerden bir davetle sizi çağırdığında اِذَا اَنْتُمْ تَخْرُجُونَ siz çıkacaksınız. Kabirlerinizden çıkacak ve onun huzuruna mahşere varacaksınız. وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ göklerde ve yerde kim varsa hepsi O'nundur. Ya lehül mülk, mülk O'nun. Gök bir mekan, yer bir mekan. Bunun üzerinde kimler yaşıyorsa hepsi O'nundur. Küllün lehu ganitun ve bunların her birisi O'na boyun eğmiştir. Gökte melekler, yeryüzünde bitkiler, ağaçlar, daha diğer varlıklar veya insanlar ve bunların hepsi Allah'a boyun eğmiştir. Ve huvellezî, o Allah ki yebdeul halk, bidayeten yaratan O'dur. Başlangıçta yaratan O'dur. Sümme yu'iduhu, sonra onu iade eder. Yani ilk yaratan da O'dur. İade edecek de O'dur. Ve huve ehvenu aleyhi, bu O'na daha kolaydır. Tabi burada biraz açıklama yapmak gerekir. Yani tekrar yaratmak ilk yaratmaya göre daha kolaydır. Acaba Allah'a nispetle mi kolaydır, bizim anlamamız cihetinden mi? Bizim anlamamız cihetinden. Evet. Ya ben diyelim bir şiir yazmışsam yazarken belki biraz zorlanırım. Ama ardından diyelim o şiiri yaktım. Bazıları eyvah güzelim şiire yazık oldu diyebilir. Ben derim ki onu ezbere ben zaten yazmıştım. Merak etmeyin. Daha kolay bir şekilde onu yazarım. Yani başlangıçta yapmak biraz daha meşakkatli görülür. Tekrar yapmak daha kolay. Dolayısıyla ilk yaratılışı gören, fiilen yaşayan bu insanın tekrar biz nasıl diriltileceğiz diye bir şüphe içinde olmaması gerekir. Bidayeten evet. Yaratan yeniden iade eder. Evet. Dolayısıyla Allah'a nispetle ilk yaratılış veya sonraki yaratılış fark etmez ama bizim anlamamız noktasından bu daha kolaydır. Tekrar yaratmak birinciye göre daha kolaydır. Evet. Ve lehul meselul âlâ fissemâvâti vel ard, göklerde ve yerde en âlâ mesel onun içindir. Yani Allah anlatılırken şanına layık temsil getirilerek anlatılması gerekir. Mesela bir köy muhtarı nasıl köyü idare ederse Allah da alemi idare eder demek uygun bir misal olmaz. Ama bir hükümdar ülkesini idare ettiği gibi Allah da alemi emirleriyle, direktifleriyle idare etmektedir denilir misal olarak. Ve huvel azizül hakim, o azizdir, hakimdir. Evet. Yani onun kudretinin karşısında durulmaz ve o her yaptığı işte hikmetlidir, hikmetle iş yapar. İşte bu 10 ayet, orada sadece başı sonu verilmiş. Evet. Kısa bir meal olarak bunları ifade ediyor. Ben bazen şöyle söylerim. Kur'an'ın meali denizin böyle maviliği gibi. Tefsiri ise denizin derinliği gibi. Sadece mealle ayetlerdeki derinliği göremeyiz. Ama tefsir de okuduğumuz zaman o derinliği nispeten anlamamız ölçüsünde, kapasitemiz ölçüsünde idrak edebiliriz. Evet, Allah razı olsun. Sorularla Sözler programımızın değerli takipçileri, bugünkü programımız burada sona erdi. İnşallah bir sonraki programımızda tekrar görüşmek üzere.